Evet, Şeyman Paşa'yı çok teşekkürler. Biz ana habere normalde ne konuşacağımızı özetleyerek başlarız ama saha sıcak. Bakın fırsat kalmadı. Özgür Özel açıklama yapıyor şu an. Dinleyelim. Değerli basın mensupları, bugün Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak toplandık ve seçimlerimizi yaptık. Seçimlerimizde hem grup başkan vekillerimizi hem de Meclis Başkanlık Divanı'nda görev yapacak olan arkadaşlarımızı belirledik. Buna göre grup başkanlığı seçiminde kullanılan tüm oyları, ki bütün seçimlerde bundan sonra söyleyeceklerimde de öyle, kullanılan oyların tamamı aday olan arkadaşlarımıza çıktı ve bütün arkadaşlarımız tam oyla seçildiler. Grup başkanı olarak grubumuz tarafından ben seçildim ve görevlendirildim. Bundan sonra grup başkanlığı görevini ben yürüteceğim. Malum genel başkanımızın milletvekili olmaması üzerine bir grup başkanı belirlememiz gerekiyordu. Grup başkan vekilliği görevine Manisa milletvekili Özgür Özel seçildi. Grup başkan vekillerimiz Afyon milletvekilimiz Burcu Köksal, İstanbul Mersin milletvekilimiz Ali Mahir Başarır ve İstanbul milletvekilimiz Gökhan Günaydın seçildiler. Meclis başkan vekilliğine Gülizar Biçer Karaca Denizli milletvekilimiz ve an itibariyle genel başkan yardımcımızdı. Katip üyeliklere Giresun milletvekilimiz Elvan Işık Gezmiş, yine Osmaniye milletvekilimiz Sayın Aysu Kaya ve Trabzon milletvekilimiz Sayın Sibel Su İçmez seçildiler. Bugün grubumuz tarafından seçilen 9 nokta için 9 adaylıktan 5'ine kadın arkadaşlarımız seçildiler. Katip üyeliklerdeki arkadaşlarımız kendi illerindeki tek milletvekillerimiz, kadın arkadaşlarımız, meslek örgütlerinden gelen tabip odası başkanlığı, baro başkanlığı, eczacı odası yönetim kurulu üyeliklerinden gelen arkadaşlarımız. Sayın Gülizar Biçer Karaca'nın bu göreve seçilmesiyle birlikte zaten dün itibariyle MYK'da istifalarını sunmuşlardı. Artık mecliste görev yapacaklar. Pazartesi gününden itibaren hem grup başkan vekillerimiz hem seçilen arkadaşlarımız görevleriyle ilgili devir teslimleri yapmaya başlayacaklar. Bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi olarak etkili, içerikli, yapıcı ve dirençli bir muhalefet partisi görüntüsü sergileyeceğiz. Bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin birlik içinde, beraberlik içinde daha gençleşen ve çok daha fazla kadının görev aldığı, çok daha dinamik bir grubunun etkin muhalefetine tanık olmanızı ümit ediyoruz. Bundan önceki süreçte biz parlamento muhabirleriyle, siz sevgili arkadaşlarımızla birlikte son derece uyumlu bir çalışma içinde bulunduk. Ben 8 yıl boyunca yürüttüğüm grup başkan vekilliği sırasında bu koridorda hep ilgi gördüm, hep nezaket gördüm. Bundan sonra da görevi devralan grup başkan vekili arkadaşlarımızla aynı iyi ilişkileri sürdüreceğinize en ufak bir şüphemiz yok. Hepinize bir kez daha teşekkür ediyoruz. Eğer sorunuz varsa yanıtlayabilirim. Olmadığına göre çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Evet, Özgür Özel'den ayrıntıları aldık. Ben tekrar edeyim. Grup başkan vekili Özgür Özel olacak. Yeni dönemde Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekili olmaması nedeniyle bu görevi Özgür Özel üstlenecek. Grup başkan vekillerine bakıyorum. Burcu Köksal, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın bu görevi yürütecek. Bakın şimdi burada Burcu Köksal var. Uzun zamandır grup yönetiminde kadın olmaması CHP'de eleştirilen bir konuydu. Ve şu anda mecliste grup yönetiminde 9 kişiden 5'i kadın. Yeni alınan karar böyle. En azından bu eleştirilere yanıt olmuş oldu. Meclis Başkanlık Divanı'nda ve grup yönetiminde 5 kadın olacak. Meclis Başkan Vekili Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca olacak. 3 katip üyede yine kadın. Sibel Su İçmez, Elvan Işık Gezmiş ve bir isim daha, özür diliyorum. Onu o sırada galiba ben not alamadım. Arkadaşlarım, Ahsu Kaya. Ahsu Kaya. 3 katipte yine kadın isimler olarak görev yapacak. Özgür Özel'den dinledik yeni kararları. Şimdi o zaman başa dönelim. Ana haberi açarken ne yapıyoruz? Gündemimizde neler var? Bakıyoruz. Hadi gelin şöyle bir 4 başlık üzerinden bakalım. Sonra ayrıntılandıralım.
tek tek. Bugün hareketli bir gün, hafta sonu hareketli bir gün. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yemin etti Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda. Mazbatasında Devlet Bahçeli'den aldı. Sonra Anıtkabir'e gitti ve son olarak da göreve başlama töreninde konuştu yaklaşık yarım saat önce. Kabineyi bekliyoruz. Bu gece saat 22 sıralarında açıklanması bekleniyor. Kulisler çok hareketli. En çok Ekonomi ve İçişleri Bakanlığı çevresinde dönüyor konuşulanlar. Bakacağız, göreceğiz. Biz de kulis bilgilerini sizlere ana haberde aktaracağız. CHP'de az önce ekrana getirdik. Özgür Özel açıkladı. Meclis grubu belli oldu. Bugün parti meclisi toplandı. 5 saatlik bir toplantı gerçekleşti. Seçim sonuçlarını ve kurultayı ele aldılar. Tabii öz eleştiri de vardı ve grup yönetimi de bugün belirlendi. Ve yarın sınav günü, pek çok genç bugün çok heyecanlı girecek yatağa. LGS kapsamındaki merkezi sınav yarın yapılacak. 8. sınıfta kayıtlı 1.246.429 öğrenci sınava girecek. Tabii deprem bölgesinden de sınava girecek yaklaşık 256.000 öğrencimiz var. Onlar çok zor bir hazırlık süreci geçirdiler. Sınava girecekler yarın. Hepsine bakacağız, ayrıntılarına. Şimdi madem yeni dönem başlıyor mecliste, artık başladı hatta, nasıl başladı gelin bir bakalım. 28 Mayıs seçimlerinin ardından AK Parti'nin 28. dönem meclis grup yönetimi belli oldu. Az önce CHP'ninkine baktık, şimdi bu tarafa da bir bakalım. AK Parti MYK toplantısı ki Erdoğan başkanlığında yapıldı, isimler belirlendi. Hadi bir bakalım. Sayın milletvekilleri, 28. dönem milletvekilleri yemin etti. Mecliste partilerin A takımları da hazırlandı. AK Parti'nin meclis grup yönetiminde yer alacak isimler belli oldu. Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü. AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı olarak Sivas Milletvekili Abdullah Güler'in ismi belirlendi. 27. dönemde grup başkan vekilliği görevini yürüten Muhammed Emin Akbaşoğlu'yla Özlem Zengin yeniden grup başkan vekilliği görevi aldı. Hepimiz için yaralayıcı, ortak bir acıdır. Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de bir diğer grup başkan vekili oldu. Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da AK Parti'nin grup başkan vekili olarak 28. dönemde görev yapacak. Demokratik ve laik cumhuriyete. Şimdi yemin törenine biraz yakından bakalım isteriz. Yeni dönem yemin töreniyle başladı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. 599 vekil bir eksikle, Can Atalay eksiğiyle yemin ederek görevlerine başladılar. Fakat bazı vekiller birden fazla kez yemin etmek zorunda kaldı. Çünkü yemin ederken bazı hatalar oldu. O yüzden yeniden yemin ettiler. Oturum başkanı en yaşlı üye sıfatıyla Devlet Bahçeli'ydi. Yapılan yanlışlara da Bahçeli müdahale etti.